çalışmalar için Hasan abiyle beraber çalışıyorum. Ergin Birgül, Arsan Trafoka'dan sanayiye iş yeri sahibiyim. Ben de seçim ekibiyle beraber çalışıyorum. Nazım Yarış, Yarış Köbü'nün ortağıyım. Hep beraber Hasan abiyle çalışıyorum. Ben Hasan Eğinlioğlu'yum. Eğinlioğlu Zümcü'nün ortaklarımdanım. Adaylığımızı açıkladık. Sanayi Rusu başlandığı için. Umarım hepimiz için hayırlı olur. Bulutusun için hayırlı olur. Ahmet Şen, Özen Dökün Sanayi Ticaret AŞ. Organizenin ilk fabrikası. Teşekkür ederim. Emre İnce, Aydınlar Metal AŞ'nin ortaklarımdanım. Bu Sanayi seçim döneminde Hasan abiyle beraber ona destek oluyoruz, koşturuyoruz. İnşallah hayırlısıyla da bu hafta sonu bitireceğiz bu koşturmayı. Daha yeni görevlere başlayacağız. Hepiniz için hayırlı olsun. Evet, Hasan Bey, bir şeyler söyleyecek misiniz? İlçelere gittiniz, izlenimlerde bulundunuz. Evet. Arkadaşlar, benim biliyorsunuz bundan önceki Sanayi Odası'nın yönetiminden kaynaklanan bir 3 dönemlik tecrübem var. Bu 3 dönemlik tecrübe içerisinde yaşadıklarımızı ilçedeki arkadaşlarımızla paylaştık. Bunlar genelde seçimden seçime hatırlarının sorulduğunu çok net söylüyorum. Bunda da bir sakınca yok. Dolayısıyla bir üvey evlat gibi görüldüklerini düşünüyorlar. Biz onların gönüllerini almaya çalıştık. Tabii bu hiçbir farklı düşünce olmadan bir mozaik olarak düşündüğümüzü söyledik bu yapıyı. Yani bilgi, tecrübe ve genç dinamik bir kadro oluşturarak birliklerimizi pekiştirmek anlamında önceki yaşanan hatalı olabilir, eksik olabilir çalışmaları bundan sonra daha farklı bir şekilde ve onlara yararlı olacak şekilde planlayacağımızı söyledik. Onlarla birlikte olmak onları çok motive etti. Arkadaşlarımızı, sanayici arkadaşlarımızı mutlu oldular. Kendilerine değer verdiğimizi söylediler. İyi geçiyor çalışmalar. Biz geçen dün akşam şeydeydik, Edremit bölgesindeydik. Ama bireysel temaslarımız bölgesel anlamda da Edremit, Bandırma, Gönen, Manyas gibi ilçelerimizde devam ediyor. Ama toplum olarak birlikte olmak anlamında dün akşam Edremit'teki sanayici arkadaşlarla birlikteydik. Onların ticaret odası seçimleri de vardı. O grup da bize dahil oldu falan. Hoş böyle bir aile yemeği gibi bir yemek oldu. Onlar da mutlu oldu. Biz de mutlu olduk. Efendim seçilirseniz Balıkesir'e ne gibi değişiklikler yapacaksınız? Şimdi yapmak istediğimiz evet kafamızda olan projelerimiz var. Bunlar evvela dediğim gibi ilçelerimizle biz bir bütünüz. Ve öyle olmak zorundayız. Bu oy kaygısıyla veya oy almak anlamında değil de bugün bir Körfez bölgesini yok sayamazsınız. Bandırma'yı yok sayamazsınız. Yani orada sanayici arkadaşlarımız var. İşte Balıkesir biliyorsunuz interlantlı geniş bir il. Merkezi bölgedeki sanayi olduğu kadar çevredeki bölgedeki sanayici arkadaşlarımızın da üretimleri, hayvancılık olsun, hayvancılığın yan ürünleri olsun, zeytinyağı ve buna benzer. Bandırma'da balıkçılık da var. Ama bu arkadaş bir hatırının sorulmasını istiyor yani doğal olarak. Bunlarla daha sık birlikte olduk. Gerekirse meslek komitelerinin çalışmalarını oralarda yaparak o yörenin bölgesel ihtiyaçlarını bilince ağızdan duymak istiyoruz. Ve bu düşüncelerimizi onlarla da paylaştık. Çok olumlu karşıladılar bu düşünceyi. Ama tabii bunun da sadece Sanayi Odası'nın bireysel olarak ben seçilirsem diğer arkadaşlarım yapamayacağını
birlik ve beraberlik içinde olarak, omuz omuza vererek sorunları birlikte gidermemiz gerektiğini söyledik. Çok iyi karşıladılar. Mutlu döndük yani Balıkesir'e. Bundan sonra diğer bölgelerde çalışmalarımız var birkaç günde. Yaklaşımımız bu noktasal anlamdaki problemlere hep aynı olacak. Yani Bandırma bölgesinin veya Ayvalık bölgesinin sorunlarını oradaki meslek komitelerinden dinlersek çözüm anlamında da daha başarılı oluruz diye düşünüyorum. Yoksa burada oturmakla faydalı olabileceğimizi sanmıyorum. Ama bizim bölge merkezi sanayimiz de var. Yani merkezdeki sanayici arkadaşlarımız da var. Bunlar hep sorunları paylaşmak anlamında değil, sevinci de paylaşacağız. Sorunlarımızı gidermek için mücadele edeceğiz arkadaşlar. Hep beraber yani. Sizlerin de desteğinin olacak bu. Umarım bunlar çok ütopik şeyler değil. Olabilecek ve çalışmayla başarılabilecek şeyler. Çalışırken de disiplinli bir şekilde çalışkan olmak, verimli olmak herhalde sonuç getirecektir diye düşünüyorum.